Dün kenevir tohum yağından bahsediyorum. Diğer tohum yağları gibi kenevir tohum yağı da çok önemli. Çünkü süper besin dediğimiz bir besin grubuna giriyor. İçeriklerinden biraz sonra bahsedeceğim. Bir de vurgulamak istediğim bir şey var. Çünkü ben Tüketici Sorunları Derneği'nde sağlık komisyondayım ve piyasada görüyoruz. Kenevir tohum yağı ile kenevirin yapraklarından yapılan CBD oil diye bilinen yağ birbirine karıştırılıyor. Bilerek veya bilmeyerek. Bu yapraklarından oluşturulan yağ demeyelim aslında özüttür o. Tohum yağı diğer tohum yağları gibi örneğin fındık, fıstık, ceviz gibi aslında içinde birçok amino asit, yağ asitleri ve mineraller bulunmakta. Fakat kenevir tohum yağı diğerlerinden biraz daha farklı çünkü içinde omega 6, omega 3 dengesi çok iyi bir oranda. 3'e 1 yaklaşık 3'e 1 oran çünkü idealdir. Vücut için esansiyel yağ asitlerinden, esansiyel dediğimiz temel. Yani vücut bunları kendisi üretemiyor. Dışarıdan bir bitkiden veya bir hayvandan alınması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi balık yağlarında evet omega 3 dediğimiz yağ asitleri var. Bunları da aslında dışarıdan almamız gerekiyor. Biliyorsunuz bazı vejeteryanlar ve veganlar hiçbir şekilde et ve etten üretilen, hayvanlarda üretilen besinler almadıkları için onların omega 3, omega 6 ve diğer esansiyel amino asitleri, proteinlerin yapısını oluşturan amino asitleri bir şekilde bitkilerden alması gerekiyor. Onun için de en ideal burada bitkisel katkı bir anlamda kenevir tohum yağı oluyor. Kenevir tohum yağı bir anlamda keten tohum yağına çok benzer. Aslında akrabadırlar. Keten, kenevir zaten iğnelemede ikisi birden hep kullanılır biliyorsunuz. Tekstilde de keten, kenevir. Burada da evet keten yağı ile benzerdir. Burada kenevir tohum yağı da kozmetikte kullanılıyor çünkü içinde E vitamini de var. Cilt için çok faydalı biliyorsunuz. Birçok kremde de bulunuyor. Burada biz doğal olarak da E vitaminini yine kenevir tohum yağından alabiliyoruz. Aynı şekilde cildi besliyor, saçı besliyor, bir şekilde nemlendiriyor. Mesela Arap sabunu yapımı için de çok ideal. Arap sabunu veya diğer sabunlar. Tabi buna biraz bu sabunları harcamamak gerekiyor çünkü biraz pahalı. Kenevir yağı çok üretilmediği için kenevir. Şu an biliyorsunuz kontrollü üretime başlandı ama yeterli değil. Aynı zamanda başka birçok endüstriyel ve medikal faydaları var. Besin değerlerinden bahsedeyim. Çünkü içinde hemen hemen yok yok. Bir kere dediğim gibi yağ asitleri var. Ki bu da %30 oranında yağ asidi var. Yine %25 kadar karbonhidrat var. Yani bir şekilde yine doyurucu. Şeker tadı yok ama bir şekilde bu da doyurucu. Ve %15 kadar da lif var. Lif biliyorsunuz aynı zamanda bağırsak düzenini çok olumlu oranda da etkiliyor ve bir doygunluk veriyor açıkçası. Hatta çok az oranda çok böyle metalik bileşikler bunlar hepsi aslında kenevir tohum yağında var ve onun akrabası olan keten tohum yağında var. Kapalı kaplarda yine muhafaza edilmesi gerekiyor. Bunlara da dikkat edelim. Nasıl kullanabiliriz? Hem dahili yani vücudumuzun içine yutarak alabiliriz hem de bir krem şeklinde yapabiliriz. Dahili olarak nasıl alabiliriz? Bunları tabii yine de abartmamak gerekiyor. Şimdi faydalı dedik diye de böyle galon galon içilmez. Mesela zeytinyağı yerine keten veya kenevir tohum yağında az bir şekilde salatamızın üzerine dökebiliriz ve bu şekilde tüketebiliriz. Tekrar uyarmak istiyorum. Çünkü fiyat farkı da var. Mesela piyasada görüyorum bazı sanal marketlerde satılıyor. Kenevir tohum yağı demiyor veya altında çok küçük yazıyor. Mesela kenevir yağı diyor. Şimdi kenevir yağı deyince tohumdan çıkan yağ mı yoksa dediğim gibi yapraklardan özüt halinde çıkan bir yağ mı? O arasında bayağı fark var. Hem içerik kimyasalları tamamen farklı, fiyat da çok farklı. Çünkü bu kenevirin bitkilerinden, yapraklarından elde edilen CBD oil dediğimiz şu an Türkiye'de üretilmiyor. Ancak bazı özel izinlerle yurt dışından ve o da tabii ki dolar ve euro ile geldiği için, dövizle geldiği için fiyatı açıkçası çok yüksek oluyor. Ona mutlaka dikkat edelim. Çünkü içeriği yazması gerekiyor. Kenevir tohum yağı demesi gerekiyor. Diğerinde de CBD oil veya CBD ekstratı içindeki kimyasallara bakmanız gerekiyor. Sağlık için kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hem cilde hem de vücudun ihtiyacı olan yağ asitleri ve protein, amino asitlere ihtiyacımızı balık yağına nazaran buradan da karşılayabiliriz. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşça kalın.